Yayın başladı mı? Aa, tamam. Selam arkadaşlar. Ne haber? Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Değişik bir giriş yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar, bu Selçuklu serimizde arkadaşlar. Şimdi yapacağımız birkaç tane şey var. İlk önce aklıma gelen bir şeyi yapayım. O da şuydu. Şunun isimleri bir yazılışları değiştirelim. Bükreş. Şey yazamıyorduk değil mi? Bükres. Olsun, sıkıntı yok. Bir de esas benim dikkatimi çeken bu. Askalon Kalesi galiba yani bu ismiyle şu anda şeyde bulunuyor. İsrail sınırları içerisinde bulunuyor. Çok yani aynısı değil ama ben buraya Gazze demek istiyorum. Sadece manevi sebeplerden dolayı. Değil ama Gazze diyorum ben buraya. Kerak zaten günümüzde de Kerak diye geçiyor. Bir tek Akka kaldı. Buranın da ismi Akka olacak. Akka Kalesi. Başka tabii ki Kudüs. Kudüs'ü yeni aldık. Ama ismini düzeltmeyi unuttuk. Kudüs. Kudüs. Kudüs'te yaptığımız şu Kubbet-i Sahra çok güzel fedaiyim birimi de çıkartıyor bize. Yalnız ben bir şey fark ettim. Arkadaşlar İstanbul'da hani geçen bölümün sonunda şey çıkmıştı. Neydi onun adı? Ya şuradan göstereyim ben. Tek tek ezbere gitmek yerine. Haşişim Guild geldi. Ben dedim ya haşişimi ne yapacağız biz burada falan dedim. İptal ettim. Belki de iptal etmesem güzel olurdu. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Buranın Guild'ı hızlı büyür. Hem büyük şehir olduğu için dev şehir daha doğrusu. Haşim Guild'de ise şöyle bir şey var. En sonuna iki deneyimli Haşimler çıkıyor. Yani aslında çok önemli değil. Diye Mason, Teolojyan, ondan sonra Alchemist. Bu Alchemist'in ne halta yaradığını, yok pardon. Teolojyan, Teolojyanları sadece bu şey yapıyor. Masonların hala çok fazla bir etkisi olmadığını düşünüyorum. Thieves Guild sadece şeyleri o casus ve suikastçıları etkiliyor. Explorers ne işe yaradığını çok iyi bilmiyorum açıkçası. Yani doğrusu doğru düzgün yazmıyor da. Bu değil yani. Buysa hiçbir etkiye sahip değil derim yani. Ama burada yazdıklarına bakılırsa diplomatları etkiliyormuş daha ziyade. Ama mesela Thieves Guild'in birinci seviyesine baktığım zaman askerleri de etkiliyormuş. Ama üçüncü seviyede askerden bahsetmiyor. Niye bilmiyorum. Ama çok böyle şey basitçe bahsediyor. Yani artı bir şu, artı iki bu falan diye anlatmıyor. Merchants Guild diğer yandan birkaç yerde var ama bak Bedevi Atlısı getiriyor. Bedevi Atlısı'nın yanında ikinci seviyedeyken Silk Road Guards denen bir birim çeşidi getiriyor. Daha sonrasında deneyim veriyor buna. İkinci seviye bile yetiyor yani. Anlayacağınız arkadaşlar. Bir Merchants Guild aslında işe yarayabilir. Sonra ben Silk Road Guards nasıl bir birimdir bir bakayım dedim. 45 kişilik birimlere sahip şeyde bu oyunda bu modda. 45 kişi çok güçlü okçuluk yeteneğine sahipler ama diğer kalan özellikleri çok etkili değil. Haşişimlerle karşılaştırdım. Tabii deneyimli olan değil normal düz haşişimle karşılaştırdım. Yani savaştırdım daha doğrusu. Haşişimler üstün geliyor çoğu zaman. Özellikle haşimleri siz kontrol ediyorsanız her türlü üstün geliyor gibi görünüyor yani. Bütün özellikleri aynı ama onlar 45 kişi canları tek. Haşimleri 30 kişi canları çift. Yani o şekilde düşünmek lazım. Merchants Guild'da tabi Bedevi Atlısı da geliyor onu da hesaba katmak lazım. Belki Merchants Guild o açıdan iyidir. Geriye ne kalıyor? Bu kalıyor. Bu zaten Şam'da bir tane bir şey yapıyoruz. Yani bu olursa gene güzel olur tabii ki. Bütün kılıçlı birimler ya daha doğrusu bütün birimlere bonus veriyor. Artı 2 deneyim veriyor. Bir de menzilli olmayan silahlara şey yapıyor. Genel bir güçlendirme veriyor. Normalde veriyor da şurada da veriyor. Burada da hala veriyor oluyor. Bu globale dönüşüyor. Ama zaten Şam'daki global yapacak, bitecek. Horse Breeders diğer yandan bu çok daha farklı. Atlılara deneyim veriyor. Artı 2 deneyim. Sonra bir de ne diyor? Globale dönüştürüyor. Yani yerelde 2, globalde 1 gibi bir şey oluyor. Burada ne yapacaklarını bilemedikleri için. Bence Haşim'le Merchants Guild en güzeli diyebilirim.
Şu ikisi de çok güzel ama ihtiyacımızın olacağını zannetmiyorum bu ikisini. Evet. Benim görüşüm bu. Haşimi iptal ettim ama keşke iptal etmeseyim. Ama bir sonraki ilk gelen hangisi olursa Merchant ya da bu, ben onu kabul edeceğim arkadaşlar. Öyle devam ederiz. Diğer yandan bu arada ben şunu biraz arttırayım ya. Very high olsun. Ne olacak? Para çok ama. Şehirde artık büyüsün istemiyorum yani. Büyük şehir zaten, dev şehir daha doğrusu. Diğerleri düşük kalabilir vergi de. İstanbul büyük, yüksek kalsın. Yani bizim şu gemilerle bir saldırı yapalım şunlara ya. Bu büyük bir deniz savaşı. 3 gemi batırdık. Adamlar kaçtı. Nereye gidecek acaba? Şuraya doğru gelir mi? Çıkmadı. Bu taraflara doğru. Aha! Yakaladım seni. Ben bunu yakalarım şimdi. Nereye gidiyor lan bu? Tamam. Ben bu Bizans filosunu yakalarım. Yakaladım bile. Sen benim oradaki filomu batırdın. Ben de seni batıracağım. Ulan batmadılar. Bu sefer bu tarafa gidiyor tekrar. Mümkün değil abi, yetişemeyiz. Tobruk Kalesi. Ha bu arada bu casusumuz burada boş boş bekledi. Buraları niye hiç keşfettirmedim ben buna ya? Şurada bir... Bu arada Kudüs'ün civarındaki, bak, Luxor diye bir şehir varmış burada. Onu da görmüş olduk böylece. Bir keşfedip gelsin. Buradaki ordulardan bir tanesi rebelleşti. İsyan etti. Oha! Lan burayı niye almadınız? Salak Mısırlılar. Memlükler. Trade increase. Command in sea. Şimdi ben bunlara hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece şunu bir indirelim. Tabii ki otomatik. Uğraşamam abi ben böyle şey. Biraz otomatik yapacağız bundan sonraki savaşlar arkadaşlar. Bu seri bitmez yoksa. Hem keyfini oynuyoruz ama. Şu casusu ben buradan çıkarmak istiyorum. Kaçlıktı? He, 4. Bak buradaki adamları görelim. Şu bizim eleman. Aslında buna saldırabiliriz ya. Bir de Kudüs'te aşırı adam tutmaya gerek yok artık. Bu arada diğer filo... Ha bu arada. Şuraya geri döneceğim. Ama öncesinde ben size bir şey anlatayım. Şuralardaki benzer şu Town Milita ve neydi bunun adı? Spear militaları birleştirip yarım bir ordu oluşturacağım. Yarım ordu. Bu orduyu şu filoyla, evet bu filoyu bir şey temizleyip güncelleyeceğim. Ondan sonra bunu şeye göndermeyi düşünüyorum. Amerika'ya. Evet. Şimdi paramız çok az ama şey yapabiliriz. Şu tam militalardan oluşturalım birkaç tane daha. Hala oluşturabiliyorum. Bir tane daha. Tamam, güzel. Bunlar bir çıksın. Diğer yandan şuralardan aktarım yapalım. Ben şuradan bir tane şey sarazeni buraya aktaracağım. Şuradaki iki tam militayı İzmir'e göndereceğim. Toplanma yeri İzmir. Burası üretiyor değil mi? Bir tane mi üretiyor? Az önce iki koyduğumu sanıyordum ya. Neyse. Şöyle yapalım. Yani ona rağmen hiçbir şey olmuyor buna baksana. Bu adam oraya gidecek. Burada zaten bir üretim geliyor. Aslında hiç üretmesek mi ya? Şunu da ben buraya aktarıyorum. Toplanma yeri İzmir dedik. Bir tane sarazeni aktarsam, hiç üretmesem burada. Bu adam burada mıydı lan? Neyse. Ya da boş ver, üretsin. Hiç önemli değil. Diğer yandan şu üçünü birden alıyorum. Onları da İzmir'e yönlendiriyorum. Kaç kişi toplanacak bilmiyorum ama toplansın. Hiç problem değil. Mancınık o gidecek. Burada onlardan yok.
Kürdiş Okzeleriyiz. Buralarda var mı peki? Gaziler falan var. Burada bayağı varmış ya. Şimdi bu savaşı otomatik yapacağız ama. Olmazsa yoldan alırım ben buradakileri. De almak da istemiyorum. Çünkü burada daha çok askere ihtiyacımız var. Hani nereye gidiyorsun derler adama değil mi? Peki burada. Burada akıncılar falan var. Aslında en güzel akıncılara uygun bir görev bu değil mi? Şuna Bulgarian Brigand. Akıncılara özel. Çok uygun bir şey. Casus. Casus kalsın. Yabancı casuslara karşı tutuyorum ben onu. Öte yandan burada ihtiyacımız var aslında bir casusa. Ver abi ver. Şunu bir yönlendirelim şuraya. Giremeyecek kaleye ama. En azından şu kalenin dibine kadar gelsin. Kalenin dibinde 3 ağaç incir. Hırvat Axman. Bir de Slav Levies. Slav Levies bunlar. Hırvat Axman nerede? Hiç üretmediniz mi? Aha. Hacı bunlarmış esas problem ya. Hacı bu nasıl olabiliyor ya? Baksana. Castle seviyesinden şu binadan yani Drill Square seviyesinden adamın çıkardığı askere bak ya. Yani bizim yeniçerilerle, ağır yeniçerilerle bildiğin kapışır ya. Öyle görünüyor yani yapısal olarak baktığınız zaman 15'e 10. Deneyin yani bence bu şeyde. Şarjı da çok yüksek. Bizim yeniçerilerin o kadar şarjı var mı? Yok. 14 10. Adam 15 10. Bizimkilerin şeyi zırhı birazcık daha iyi. Nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir asker çeşidi? Ha yok bu da 14 olmuş. Şey deneyim varmış burada bir tane. Oradan geliyor biraz. Small Chapel. Peki atlı olarak ne çıkardı? Macar atlısı. Bunlar çok önemli değiller ama yani zayıf da değiller yani. Hasar verirler bize. Esas olan öbürü. Bu da mı kale? Fortress. Oho işimiz var abi. Bizim Macarlara artık sarıyoruz bu arada. Fark ettiniz herhalde. Aha. Pavis Spearman. Hiç görmedim ama sen bir yap bakayım yapacağını. Tamam. Yine aynı taktiği uygulayacağım ama zaten şu anda bayağı kalabalık bir şeyi var. Halil'e Suud. Aa 175. İçeri girebilir misin bakalım? Hadi bakalım. Aferin sana be. Ne bu? Templars Minor Oha. Bunlar hayvani zırha sahip şeyler, şövalyeler. Burada 1, 2, 3, 4 tane yıkılacak bina var. Hatta bunu da say 5. Trebuşe üretecek abi. Boş değil ama en son bu. En son bu. Bunlar öncelikli. Şurada ne geliyor? Crossbow Bosnian Archers. En önceliği bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra. Yok sonra bu. Sonra bu. En sona bunu bırakacağım. Ya yok yok. En sona atlıları bırakalım. Yani bundan önceki en son. Şundan önceki. Ama şimdi bir de bunun için suikastçilerimizi ayarlamamız lazım. Bak bir elemanı daha buraya. Şimdi buradakine ihtiyaç kalmadı. Belgrad'a yönlendiriyorum ben bunu. Ayo Belgrad'ın civarında bir adam var zaten. Bunu ne yapalım? Gerçekten ihtiyaç yok. Buna ihtiyaç yok yani. Senin yeteneğin ne? Bayağı iyiymiş. 1, 2. Şuraya bir adam lazım dedik. Değil mi? O zaman burayı bu adamı yönlendireyim. Belgrad'a yönlendiriyor. Ne kadar çok kalesi var bu adamların. Ekonomiyi nasıl ayakta tutuyorlar bu şekilde? Tamam. Ben Bran'a yönlendireyim bunu. Bu yetiştiği zaman şu adamı da bu tarafa yönlendiririz o zaman. Bütün kalelere adam koyalım da üretim yapamasınlar. Hadi ya. Başaramadınız mı lan? Bunu yavaş ilerletmek daha hoşuma gidiyor ama en iyisi kısa ve hızlı yapmak.
Özellikle caddeleri, şurada cadde görüyorsunuz ya, onları takip ettirmeye çalışıyorum. Burada bayağı bir olay olmuş ya. Budapeşte. Ben Budapeşte'nin dibine gideyim mi ya? Ya da dur şuraya, sınırı gelelim. Görebiliyor muyuz içini? Halbert Milita yapıyormuş. Bu bizim halbertlerle hemen hemen aynı özelliklere sahip. Huge Stonewall. Budapeşte en büyükmüş. Zaten bu başkent değil mi? Macar başkenti. Macarlarla savaş Bizanslardan daha zor olacak. Ondan emin ol. Burası Venedik. Bu da mı Macar? Çok emin değildim ondan ama. Herhangi bir tanesine, şu ikinciye mesela git. Oha, oradan gidiyor bak. Neyse, bu işlemi yaptırmış olalım. Allah cezanı vermesin. Geliyor ya şerefsizin biri. Kimse oturup buradan maden çıkarmıyor. Ticaret yapmıyor. Geliyorlar, geçiyorlar. Sadece benimkini indiriyorlar, gidiyorlar. Lan şerefsizler, işini yapacaksan yap. Onu gönderdim. Bir tane burada var. Şu da gidiyor. Bu iş yapmış mı? Yapmamış. Sen git hacı buraya o zaman ya. Patlattık ama neyi patlattık? İyi, güzel. İş görür. Boş değil yani. Hırvat Aksmen ne ya? Bir de her yerdeler ya. En kolay üretilenlerden biri. Hacı, bunu Budapeşte'ye doğru yönlendiriyorum. Bu da oraya gidiyor. Abi full scale bir tane şey alalım. Para bitti. Hayır, how may I serve Sultan? Bence bunu bir yere göndermeyelim artık. Artık göndermeyelim. Şu ve şuradaki ordular, ikisi bir arada. Bence bu Bizans'ın kalıntılarını temizlemeye yeter. Zaten 3 şehirleri kaldı. Onlar da bitiyor. Sonra suikastçiler vesaire hepsini yönlendireceğim kuzeye doğru. Bitmiş abi burası. Öldürebileceğim komutan yok. Byzantine Cavalry, Trebizond Archers, Woodsman Guild. Peki bu hangisini patlatalım? Byzantine Cavalry. İkisi de birbirine denk bana göre. Şuraya gönderdik değil mi bu adamı? Tamam. Hadi bakalım. Sonunda. Ay, ne uzun sürdü ya. Ne uzun sürdü ya. Acı 5'e 2 bir zahmet. Bir zahmet. Rica ediyorum. Nasıl kırmızı görünür ya bu? Gerçekten enteresan ama ya. Bu happiness veriyor ama sebep ne peki? Din farkı %80 mi unrest? Niye? Çoğu zaman %40 olur. Garip. Neyse, casus bir dursun içeride bakalım. Belki ondan kaynaklanıyordur. Bence şimdi bunu çıkartabiliriz artık. Mancını bir yere göndermeyelim. Zaten burada var. Ya da gönder ya. Gelsin. Ben vazgeçtim. Şunu da göndereceğim bu tarafa. Şu orduyu... Aa, iki mancınık varmış burada. Ama çok ya ağır hareket eder bunlar ya. Yeterince güçlü bir birim ya bu. Atlısı yok. O biraz kötü. İki tane attı var sadece. Ama ciddi bir sayıda okçumuz var. Bu da karşı tarafın atlılarına karşı bizim avantajımız. Bunu bir tane casus mu üretiyorum sadece? Neyse, sen As
Gel bakalım buraya. En azından orayı bir korursun. Esas faction lider değil mi? Adamın komuta yeteneğine bakar mısın ya? Yıldızlar uçuşuyor. Tamam. O bir, iki. Burada ne yapacaktık? Burada bunların hepsini yönlendirdim aslında. Fazla bir işimiz yoktu burada. Yani şuna saldırmayı açıkçası otomatik mi yapalım? Deneyelim mi? Dene. Her zaman sağlamcıyız abi biz. Hadi ya, bu daha mı az yetenekliymiş? Neyse. Sağlamcıyız abi. Geri göndereyim mi? Burada üretim yapmıyoruz şu anda. Gerçi burada bir sürü asker var. Onları aktaralım bu tarafa. Sarazen. Burada hep birleştirmişiz hepsini. Sen bir geri git bakayım. Kudüs'e mi buraya mı? Şam'a mı git? Şam'a git sen. Sen geri geliyorsun zaten Kudüs'e. Kudüs'teki bütün herkesi aktar aşağıya. Burada bir sürü kalabalık var ya. Kudüs'e sen gir. Tek başına yetiyorsun zaten asayişi sağlamaya. Olmadı aslında ama. Şöyle gel. Tamam. Şimdi sen ise buraya kadar gelirsin. Buradaki kalabalığı gördüğün gibi hiç şey yapmıyorum ya. Yenilemeye çalışmıyorum. Şimdi şurada eksikler var. Onları tamamlamak için mesela şunu, bundan sonra başka şunla birleşti işte. Mesela Türkmen atlısı var mı? Yok. Türk atlısı burada var mı? Yok. Ne koyalım biz buraya? Şunu gönder. Heh, Türkmen atlısı al sana. Birleş. Hepsini birleştirmeye çalışıyorum şu anda. Şimdi ben burada bir M'ye basarsam hepsi şey olacak. Bayağı küçülecek burası. Ya yani Sarazen aslında küçülecek değil de bazı birimler küçülecek. Haşişim. Başka var mı peki bunlarda? Ya kasmayalım artık daha, yeter. Çünkü gereksiz uğraşıyoruz boş boşuna. Bazı birimler gayet gidebiliyor, bazıları kısa kalıyor. Tamam, böyle iyidir. Daha da gelenler var. Üretilen yok ama bunların hepsi bence şeye yetecek. Baksana neler neler ya. 81. Dene abicim, dene. Başarılı oldu, bir yeteneğin artsın ya. Bu yeteneksizlikler nereye kadar artık yani. Bu 64, bu 77, bu 92. Bakayım bir dene, yeteneği artar mı? Artmadı. Burada da bir suikastçımız var. Oha, 47. Hacı, bence buraya gidelim. İmam mı? Yok, imama bir şey yapmayalım. Şu Drill Square %45 mi? Allah Allah. Bir dene. Başardı. %45 ama yetenek artmadı. Niye? Tamam. Tamamdır abicim. Oh be, çok şükür. Ne uzun işti ya. Uğraş bitmiyor bir türlü. Geri kalanı kendiliğinden gerçekleşsin bakalım. Şurayı hızlı büyüsün diye ayarladık mı? Evet, ayarlamışız. Peki Moğol başkenti. Moğollarla bir anlaşma yaptık mı biz?
Bu ne lan? Tengricilik şey yapıyormuş bunlar, yayıyorlarmış. Bak. Tengri. Ben bunlarla anlaşma yaptım mı? Ticaret anlaşması yapmışım. O kadar. Başka bir şey de. Very reliable mı olduk biz? Ana! Süper lan. Bunu buraya yönlendiriyordum. Multan buralardaydı galiba, değil mi? Tamam. Tamam, geçtim. Başka? Abi ne uğraştırdı ya? Nefesim kesildi, yeter. Heh. Bak lan, bitmedi hala. Hala bitmedi. Buraya ne getirecektik? Casus. Dur şöyle. Şu casusu. Heh. Büyük bir fener gibi bir şey oluyor bu da. Orada gitme oraya. Gitme oraya. Heh. Şuraya gelebilirsin mesela. Şu yol zaten bu. Buraya kadar gel. Etrafı yine yeterince görüyoruz. Tamam, şu ikisinin geçmesi lazım ama artık. Bunlar Avrupa'ya Amerika'ya gidecek. Şu Bizans filosuna saldıralım. Çok zayıf değiller ama yine. Oo, üçü de battı. Of, kilitlendik yine de. Bu kim? Venedik. Bu adamlara verelim mi birazcık daha para diyeceğim ama paramız yok ki. İlk kez para sıkıntısı yaşıyoruz abi. Aa, bir casus da boşta yoldaymış. Evet, kaleler, maleler, bir şeyler. Çayım soğudu ya. Böyle çay bardak ısıtıcı olsa keşke. Mesela şey olur ya, bazı kafelerde olur. Şeyi koyar, böyle mum gibi yanar altta. Üzerine işte çaydanlığı koyarlar. Aslında çaydanlığı ısıtıyorsun sen. Ama bir de bardak ısıtıcı olsa böyle. Güzel olmuş. Tabii bardağı pisletmesin böyle duman falan çıkarıp. Arta'da isyan çıktı. Üstelik kırmızı. Aha bak, dedim bir şey var orada. Aha, casus çıktı. Senin ağzını burnunu kıracağım, dur. Kordoba demişim. Bu Endülüslüler bence gayet... Aha bak, yendiler. Ama giderek zayıflıyor Endülüs. Ya benim verdiğim paralar olmasa muhtemelen çoktan Kordoba düşmüştü. Kurtuba. Bir de şu komutanın da etkisi vardır. Daha önce yapılan muharebelerde. Ama Haçlı Seferi bir türlü sonlanmadı. Alamadılar orayı ama belli bir süresi var. Biliyorsunuz. O süre bitmedi bir türlü. Bu arada bir ordu daha oluşturup onu güneye, Mekke'ye doğru yönlendireceğim. Orayı da Mısırlar almış. Polonyalılar diplomatları şey yaptılar. Her yere yönlendirdiler. Bakalım Budapeşte ile Viyana. Baksana abi, iki başkent. Aslında Viyana başkent değil şu anda. Budapeşte bir tek başkent. Şey yapalım arkadaşlar. Benim mantığım öyle işliyor da. Mesela Macarlarla savaşacağız ya. Macarların büyük şehirleri, yani daha sonra kaliteli asker üretebilecekleri yerlerin hepsini yıkıyoruz. Bak geldi dedim ya, o şerefsiz gelecek. Büyük ihtimalle kazandı. Aa, kazanmadı. Tam tersi oldu. Çok düşük bir ihtimal ama o gerçekleşti. Neyse. Kaliteli asker üretebilecekleri yerleri yıkıyorum. Şam'da Master Thieves Guild. Neyse, bunu düşünelim. Master mı? Bu ikinci seviye yani. Atina portunu kuşat diyorsun. Yaparız onu abi. Basit bir iş. Ne kadar süreyle? At least 3 mü? O zaman hemen kuşatalım. Hemen ama neyle? Aha, işte burada bir büyük bir filo var. Lan defol git.
Bu kim? Rusya. Tamam, onu da buraya katmış olduk. %9. Ha, bu sarıya döndü sonunda. İçine casus attık. Onun bir faydası olmuştur illaki. Bir tane şey var, eleman var burada. Bir bakayım lan. Yine mi, hiçbir şey mi göremiyorsun ya? Nasıl lan, casus dibinde? Hacı bırak ya bunu. Allah billah. Şu padişah gelip şimdi ikisini birden patır kütür alacak. Hiç asker bile yok burada. Şu ikisi de rebel olup kalacaklar. Keşke buralarda gezmeseler ya. Şu Macar toprağına girsenize lan. Öyle bir şey yapacağım ben. İki orduyla bunlara gelirsem geri çekilirler. Savaşmam. Bir dahaki sefer bir daha gelirim. Biraz daha geri çekilir. En son bunların topraklarına ittiririm onları. Zaten dibindeler ya, o yüzden. Şoltan. Şimdi buradan... Şöyle bir şey yapalım. Şu ordu birazcık zayıf ama... Aa, burayı repair yapamadık mı? Cami yapalım. Sonra diğerlerine sırayla yapsın. Para bok. Yani kısacası olay bu. Bundan ibaret. Nasıl kaçtın oraya ya? Şimdi hızlı hareketi iptal ediyorum. Şunu da alalım. Yalnız şehir durumu iyi değil. Bak 40'a düştü ama durum iyi değil abi. Oraya bayağı bir asker şey, güçlü bir destek lazım oraya. Kalabalık için bunları üretiyorum ha. Başka hiçbir şey değil. Ben şimdi bunu yenerim ama geri dönemem şehre. Ondan çekiniyorum. Nasıl yapalım? Kaç kişiler bunlar? Piyade. Bunların hepsini güzel atlılarla hallederiz. Komutan atlısı yeterli buna. Komutan zaten bizim şey, 25 kişilik atlı. Paleologos. Demek onlar buradalar ha. Atlı okçular. Şu iki okçuyu halletsem, Trabzon okçusu. Atlı okçularla hem bu ikisini hem de bunu hallederiz. Bu Bizans Spearman değil mi? Bunu her türlü hallediyoruz. Çok zayıflar ya. Yok, çok sınırlı bir birlikte gitmek istiyorum da. Bunlar yeter mi acaba yenmemize? Bu Kürdiş Oxleriz de zırha karşı bonusluymuş. Ama şu da var abi. Bak. Bunların zırhları 7. Yani zırha karşı bonuslu olsa bile zırhı yarıya indiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Esas bence bunlar etkili olur. 8x2 gibi bir şey olur bunların saldırı yetenekleri. Effective against armor'dan ziyade bunlar daha önemli. Şöyle yapalım. Şimdi atlıları alıyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi. Okçu almayacağım bunlardan ama 2 tane bu piyade, 3 tane bu piyadeden alacağım. Başka var mı atlı? Yok. Tamam. Şimdi yarı yoldayken bekleteceğim ben bunları. Çünkü bayağı kalabalık oldular.
Siz geri gidin bakayım. Heh, tamam, sıkıntı yok o zaman. Ve bu savaşı birebir yapacağız. Kendim gireceğim şimdi. Kazanma ihtimali de 2'ye 1'miş lan. Kazanma ihtimali çok yüksek. Deneyelim ya otomatik. Çünkü bizde de okçu var. Bizde de böyle bir atlı var. Şunlar da var. E bir zahmet. Ah, komutanlar öldü. Süper. Bak geriye dönemeyeceklerini biliyordum. Atlılar bile dönemiyor. Sen şimdi böyle dönersin artık ya. Ne kadar gidebilirsin. Strikes. Aferin sana lan. Agent detected nerede? Oo. Hoca agent, orada bir agent varsa bizim agent üretmeye ihtiyacımız var demektir. Ya başlayacağım şimdi, hiçbir yerde üretemiyorum ya. Üret, gel, getir şu şişeden midir nedir. Aleyküm selam. Burada var mı şişede? Ne bu? Spy. Spy. İki tane spy varmış burada. Birini oraya yönlendirelim mi? Yok. Sen gel buraya. Sen git Bükreş'e. Aa, burada zaten casus varmış. Neyse tamam. Üretelim yine de. İhtiyaç var mı? Var. Neticede. Ver abi iki tane üret. Şimdi buraya ne getirelim? Şimdi burası ne üretebiliyor? Sarazen. Aa, Sarazen'e geçememiş daha burası. Ha, burayı daha yeni geliştirdik değil mi? Minar Ali Camii. Hacı bu arada ben şunu hiç şey yapmadım, dikkat etmedim ama bunun bir üst versiyonu ilk Tadar denen bir asker şey atlı birimini çıkartacakmış. İktidar. İktidar ya da. İktidar gibi bir şey işte adı. Tamam acı. Casuslar gelmeye devam edecek. Şunları bir merchant, foreign merchant acquired. Ha. Süpersin lan. Artada ayaklanma. Bayağı bir nüfus ölmüş. Characters affected. Kim lan characters? Utman. Utman dedi. Karakter kim? Şu mu? Yo, Ali Burci. Bir dakika, şurada da eleman var. Utman kim lan? Bilmiyorum. Most advanced faction. Antakya büyüdü. Tamam. Bir komutan daha geldi. Kim nereye? Konya'da. E güzel. Gelsin. Konya'da bir eleman daha çıkartalım. Şey. Var mı gidi başka? Yok. Bunlar kendileri gitsin diyeceğim. Çünkü iki tur sonra anca öyle bir şeye girişeceğim. Buraya gelen var mıydı? Ha, bu geliyormuş buraya. O zaman bu fazla. Sen de İzmir'e git. Sen de git. Sen de git. Sen zaten gidiyorsun. Ben şuradakini unuttum mu? Yok, unutmadım. Gayet göndermişiz. Bizim buralarda da var esasında ama. Kaç kişi oldu burası şimdi? Baksana fazla fazla oldu. Yeterli ya. Yeterli yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece bir komutan lazım. O da zaten şimdi geldi. Family member düşünüyordum ben buraya zaten. 16 yaşında. Seni maceraya gönderiyorum genco. Hayatının macerası olacak. Yes. Bu nasıl 16 yaşında ya? Böyle adam mı olur? 16 yaşında böyle mi olur lan? Allah Allah. Şam'da şey mi üretmişiz? İstanbul dursun dursun. Şehirde dursun diye ürettik galiba. İmam ürettik. Bence bir imam daha alalım buraya. Şuralar ne durumda? 70, 85 güzel. Buraları hazırlayalım abi.
Selanik'te casus almıştık. O gönderdirdi. Bitti. Hacı bu işler de uzun sürüyor ya. İngiltere Sicilya'yla, Milan İspanya'yla, Sicilya Polonya'yla. Kimin eli kimin cebinde belli değil anasını satayım. Herkes birbiriyle bir şeyler. Burada hala üretim yapmıyoruz. Baksana neler neler. Şimdi ben hızlı bir üstünden geçeceğim abi. Bak upgrade'ler hariç. Mesela İzni'yi yeni geliştirdik. O da zaten az önce koydum yeni binaları. Çok güzel. Para çok fazla olduğu için hiç şey yapmıyorum yani. Çok fazla düşünmeden koyuyorum. Bu düşünmeyen halim yani. Şimdi Şam'a bakalım abi. Şam'da böyle bir şey geldi. Hakikaten devamını yapalım mı? Thieves Guild varmış zaten burada. Bu da Master Thieves Guild olacak. Tamam abi olsun. En azından bir büyüğü gelmiş. Üret abi her birinden birer tane daha. Şam bunun merkezi haline gelebilir. Neden olmasın? Şimdi bunu üretmeye başladık ama o 5 tur sürecek yani her türlü. Şu retrain'i yaptıralım. Aa bu da retrain yapabiliyor. Nasıl lan? Komutan retrain yapabiliyor. He pardon ya. O her türlü yapar. Burada komutan kalmamış ama bayağı bir asker birikmiş burada. Yakında bunların hiçbirini yapmaya gerek kalmayacak abi. Evet. Şimdi dediğim gibi bir ordu daha oluşturmaktan bahsediyordum. O da zaten burada oluşuyor neredeyse. Hazır sayılır. Buradaki ordularla birleştirir. Haşişim getirmişiz. Ver abi bir haşişim daha. Çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama. Tamam onu geçeceğiz abi binaların üzerine. 10 kişi yetiyor zaten. Gel abi. Burada eğitilmiş olanları alalım. Kudüs'te birleştirelim abi biz bunları. Niye diye burada birleştiriyorum ki? Şu mancınık acayip yavaşlatıyor her şeyi ya. Tamam. Paralı asker baksana hiç yok ya. Adamlar bitiriyorlar çünkü paralı askeri. Infidel to kill. Manyak mısınız lan? Bir dakika 10 kişi vardı. Niye hepsini aktardık ki bu tarafa? Ha 10 kişi öbür taraftaymış. Burada asker kalmadı hakikaten. Ben sana bir imşi koyarım görürsün bak. Burası bir kale. Üretelim olmazsa ya. Dismounted Hişam. Hacı bunu boş ver ya. Dismounted Hişam gelsin. Tam büyük bir ordu oluşacak. Sonra aşağı doğru yönlendireceğiz. Bir casus lazım şimdi bir de. Bir casus daha yani. Burada agent var. Heh. Tamam bence hiç gerek yok başkasına. Sen git bakalım. Aşağıları keşfet. Ooo. Allah biraz zorlayacak bizi. Gerek yok abi. Biz hemen suikast sabotajlara başlayalım burada. Rastgele bir binayı sabote et bakayım. Vallahi başardı. Merchant ticaret mekanını yapmışız. Hacı sen burada durma bence ya. Kayra'yı gözlemleyemiyorsun ama. Yok abi ona gerek yok. Bu ne üretiyor? Arap Cavalry. Arap Cavalry da can sıkabilir. Tamam onu sabote etmeye çalış bakalım. Başarabilecek misin? Helal olsun lan. Vallahi helal olsun.
Diğerlerini yine göremiyoruz ya, lanet. Aha. Karadan gördüm herifi. Tam milita üretebiliyormuş. O zaman burayı yıkmayalım abi. Üretsin tam milita. Onları nasıl olsa ezeriz. Buradan geleceklermiş. Bir dakika. Heh. Merhaba dostum. Niye? Neden? Allah seni bildiği gibi yapsın. Niye yapamıyorum ya? Şu kule mule. Burayı yapabiliyoruz. İyi, yapalım burayı. Tamam. Seni bir indirelim. İndiremedik. Relations worsened. Soso mu? Ulan Perfect'ten nasıl Soso'ya indik? Gerçi hani Müslüman bir devlete saldırıp duruyoruz ya, belki ondandır. Normal yani. Hep böyle ufak tefek birimler oldukları için. En büyüklerini alalım. Mesela Hişam bu. Şu. Şu, 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 şu. Sonrasında bunları birleştiririz. İki birimlik yer daha var. Merging Armies. Komutan var mı başlarında? Varmış. Tamam. Şunu da al abi. Tamam. Şimdi sen geliyorsun bunun yanına. Ama yetişemiyorsun. Bunun eğer geri çekilme şansı olursa, eğer bir saldırıda. Çünkü çok çok büyük bir orduya sahip değil burası. Şey yapabiliriz ya. Neden olmasın abi? İlk kez yapıyorum bu oyunda. İlk kez. Şunları bir batıralım. Şunu da batıralım. Lan batmadınız mı hala? Lanet herifler. Bakalım nereye kadar gideceksiniz. Victory Sultan. Orders mighty Sultan. Yes Sultan. Lan oğlum defol. Bat artık ya. Heh. Bıktırdınız ya. Ben nereyi kuşatacaktım güya? Atina'yı kuşattık zaten ya. Tamam, bunu İzmir'e geri gönderiyorum. Artık bu filoyu biz yola çıkaracağız. Diğer, ha şimdi. Abi bu işler bitmiyor ya. Ne uzun turlarmış bunlar böyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Sadece gemi üretelim ya. Şimdi burada yeni bina koymak istemiyorum. Büyük şey, kaliteli gemiler var ya, onlardan. Tamam, Selanik yapmasın o işi. Şu yapabilir. Bir tanesi azalttım. Burada var mı? Öyle bir üretim yok. Doğu yapabiliyoruz sadece. Allah. Burada 3-5 akıncı şunlardan falan da alıp götürsek mi lan? Neden olmasın? Para bok. Vallahi iyi fikir bence ya. Neyse, para kalırsa şey yaparız öyle bir şey. Şimdi. Hızlıca. Keşke bunun kısa yolunu bilseydim ya. İstanbul'da bunu üretiyoruz öyle mi? Minarated.
Tam başka bir şey üretemeyiz. Boş olanı koyacağız ya. Boş değilse hiç dokunmayacağım. Ha, boş. Mesela ne? Kıbrıs. Şu an artık asker... Ne yaptın ki sen? Anlamadım. 315. Kaçtı? 180. Yapılabilir ama... Etkilenmiyor. Yap abi bunu. Bazıları mecburen boş kalabilir yani şimdi. Para bok ama o kadar da. Ha mesela bu. Ama bunu yapabiliyoruz. Harika. Bir dakika, burası neyse Halep. Yol yapsam ne kadar ticaret etkiliyor? 570'ten 770'e 200 artış sağlayacak. Halep'te bizim buna fazla ihtiyaç yok. Burada var zaten, geç. Bak. Şurada. Şam'da. Bu iktidarı burada görmüştüm işte. Muhtemelen bunu şey yaparız. Hadi para sıkıntısı yaşamaya başlarsak, ki yani bu kadar üretime rağmen başa döndük. Her yerde var abi binalar. 1300 paramız da kaldı. İstanbul'a geri geldik bak. Şimdi asker üretimi falan yapalım o zaman. Ya da az önce söylediğim şeyi yapalım. Şuraya. O zaman tam bir ordu oluşturabiliriz böylece. Yok, şimdi hepsini alamayacağız. Nasılsa boş ver o zaman, kalsın. Kaç para gelecek? Baksana 40 bin oluyor ya önümüzdeki tur. Evet, tamamdır abicim. Bu giriyor şimdi oraya. Burada da var aslında. Buradan da filo aktarımı yapabiliriz. Gemi aktarımı. Yarım filo istiyorum. Karşı tarafa gönderecek. Burada zaten 5 var. Burada da 5 var. İkisini birleştirsem yarım filo yapar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Burada bizi durduracak bir ordu yok. İçeride kim var? Nasıl bir ordu var? Milita... İşim, taktiğimiz nasıl yaradı gördün mü? Hiç üretemediler asker. Dandik döndük askerlerle duruyorlar hala. Bir şey diyeceğim. Şu görevin bitmesine ne kadar kaldı ya? Bu da yazmıyor değil mi? Gerek yok abi. Görev biter şimdi otomatik. Yeah. İzmir limanı burası. Acaba biraz da doğum mu yapsak? Hatta bir şey diyeceğim. Bence tüccar yapalım ya. Tüccar, casus. Yani... Burada iki tane daha geliyor. Daha fazlasına ihtiyacımız yok abi. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Bir şehir daha geldi. Repair'leri yapabiliyor muyuz? Şu biraz pahalıya geliyor ama bunu yapabiliyoruz. Öbürünü boş ver zaten. Retrain'e gerek yok. Büyük şehirmiş lan burası. Şaka maka. Normal tax rate. Hatta bir şey diyeceğim, ben şurayı da alırım hemen diyeceğim ama gidemez değil mi? Evet, aynen, mancınıklar takıldı. Burada mancınık var mı? Üretim kapasitesi anlamında. Var. Var da listede göremiyor. Ha, mancınık binası yıkık çünkü. Yıkık. Tamam, koyalım böyle. Şöyle yapalım. Evet, Bizansların son şehri arkadaşlar. Şimdi
Şimdi bunun işi bitti. Ne bileyim ya, bence şeye gönderelim biz bunları. Abi bu nasıl bir şeydir ya? İçini görmüyoruz hiç. Dibinde adam var. O da %7 ile girebiliyor ancak içine. Allah Allah, çok enteresan. Allah Allah ya, çok garip değil mi? Adamlar içine kapandılar. No valid assassin. Allah Allah. İçeriye ne koydularsa artık. Yıkmayacağım hiçbir şey ya. Ben bunu da gönderiyorum kuzeye. Viyana'yı alamadı kimse. Rebel. Tamamdır abi. Olay budur. İşte bu iş bu kadardır. 56 dakika olmuş. Hiç kimse de söylemiyor bana bu kadar uzun sürdüğünü. Tamam o zaman biraz daha devam edelim. Gel abicim. Aha, Venedikli. Oo, Polonyalı. Lan bunlar bitmeyecek ya. Bitmediniz lan. Kim tutuyor benim önümü? Lan bir çekil git. Gerçi aynı şeyi adam da bana söyleyebilir. Kitlendik ya. Burası çok kötü ya. Hakikaten böyle saçma sapan kitleniyoruz. Ya mesela Venedik benim yolumu niye tıkıyor olsun ki? Gemi geçiremiyorum. Sıkıntı orada. Venedik şu anda buradan çekilebilir ama ben çekilemiyorum. Gidemiyorum hiçbir yere. Ne tuhaf bir şey ya. Neyse. Hacı, ben bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Böyle bir bölümde artık değişik bir bölüm oldu. Bir saatlik bölüm oldu. Bakalım nasıl olacak bundan sonra. Güzel gidiyor ama ben keyif alıyorum ya. Bu oyunun gidişatından, şeyinden. Oynanışından. Her zaman eskiden de öyleydi. Şimdi de hala öyle. Diplomatımız burada ömrünü çürüttü. Yatıyor abire. Yaptığı bir şey de yok. Yapması gereken bir şey de yok. Ama lazım olduğu zaman ihtiyaç olacak yani. Bu Imperial bilmem ne dediğimiz, baksana ne kadar genişler ya. Şehirleri al bitmez. İşte biz de bakarız ya durumu. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi eyvallah.